RTT ve Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 26 Şubat Çarşamba ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli Kıbrıs arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ereğli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede bir işletmede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ST ve HT ile karşı grupta yer alan YS silahla yaralandı. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın hemen ardından Doğu Elagöz Mahallesi Kur'an Kursu Caddesi'nde tekrar karşı karşıya gelen iki grup arasındaki silahlı kavga burada da devam etti. Çıkan çatışmada MG silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 tabanca ele geçirildi. Kaçan şüpheli BT'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Beyaz Plaz Anadolu'nun yöresel ve kültürel değerlerini öğretmek ve yaşatmak adına etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler çömlek sanatını tanıdı. Makine çok hızlı döndüğü için olmadı. Gel yanıma. Beyaz Kiraz Anaokulu yöresel ve kültürel değerlerini öğretmek ve yaşatmak adına etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında minik öğrenciler çömlek sanatını tanıdı. Arkadaşlar, ellerimi suyun içinde iyice ıslattım. Böyle kenarlarına koydum. Ay, ne oluyor ya? Birazcık bastırıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Okulumuz Beyaz Kiraz Anaokulu. Önceden Abdurrahim İlki Öğretim'e bağlı bir anaokulu iken bağımsız bir anaokulu haline geldi. Okulumuz bu sene 3. yılına devam etmekte. Biz okul olarak çocuklarımızın hep kültürü tamamen tanımaları taraftarıyız. Çocuklarımız eskileri bilsin, kendi kültürlerinden uzaklaşmadan hayatlarına devam etsinler istiyoruz. Bu kapsamda çok güzel bir çalışma yapma düşüncesi geldi. Eskileri, kültürümüzü tanıtmak adına çömlek yapımı yaptırmak istedik. Bununla ilgili bir program hazırladık. Bu programda da İstanbul'daki bir bağlantıyla beraber sağ olsun arkadaşımız geldi. Burada tek tek çocuklarımıza güzel bir bardak çalışması yaptırdılar. Ve çocuklar bu bardağı da gerçekten zevkle, eğlenceyle tadını çıkara çıkara yaptılar. Biliyorsunuz ki okul öncesinde yaparak, yaşayarak her zaman için ön planda olan bir dönem. Bu dönemde de biz çocuklarımıza anlatarak değil, ne kadar yaşatabilirsek kar diye düşünüyoruz. O yüzden bütün velilerimize, bütün herkese katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısı, kültürel miras taşıyıcısı Karya Yıldız, bir sonraki kuşağa çömlek sanatını tanıtmak ve aktarmak amacıyla tüm Türkiye'yi gezip çocuklarımıza çömlekle ilgili eğlenebilecekleri ve akıllarında kalıcı dersler veriyoruz. Beyaz Kiraz Anaokulu'ndayız. Okul müdürümüz Zehra hocamıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz bize ön ayak olduğu ve bu fırsatı çocuklarına verdiği için. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ereğli'de düzenlenen vefa yemeğine katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ereğli'de düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada AK Parti'nin gücünü milletten alan kadrolarca kurulduğunu söyledi. Programa bakan kurumun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüen, Cumhur İttifakı Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, bazı milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar büyük emek vermiş, önemli katkılar sunmuş,
en zor zamanlarda partimizin ve davamızın yanında olmuş, siz değerli büyüklerimizle ve kardeşlerimizle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar birçok başarılara imza atmış bir davanın kuruluşundan bugüne kadar birçok başarılara imza atmış bir davanın neferleri olarak bir aile birlikleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda ifa ettiğimiz görevleri halka hizmet yeri olarak görüp bakanları temsil eden bir bayraktar anlayışıyla görevimizi en doğru şekilde yapma gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dava kişilerin değil, halkın davası, Türkiye'nin davasıdır. Bu dostur ve bakış açısıyla davaya ve Türkiye'mize olan hizmetkarlığımız sonuna kadar sürecektir. Malumunuz önümüzde çok önemli bir seçim sürecimiz var. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, içte ve dışta meydana gelen gelişmeler bu seçimi daha da önemli ve anlamlı kılmaktadır. Milletimizin desteği ve gücüyle ortaya çıkmış olan Cumhur İttifakı'nı her yerde olduğu gibi ilçemizde de güçlü kılma zorunluluğumuz vardır. Bunun için gece gündüz demeden bizlere destek veren tüm büyüklerimiz ve kardeşlerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart gecesi büyük bir zafere imza atıp belediyecilikteki hizmetlerimize kaldığımız yerden Cumhur İttifakımızın adayı Adem Erdal başkanımızla devam edeceğiz. Seçim çalışmalarına başladığımız günden teşekkürler arkadaşlar. Seçim çalışmalarına başladığımız günden itibaren desteklerini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı ve teşkilatına da özellikle teşekkür ediyorum. Siz dava arkadaşlarımızın şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinizi bekliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hemşerimiz, Sayın Bakanımız ve tüm Ereğli sevdalarına, dava arkadaşlarıma saygı ve sevgiyle selamlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, zaten haliniz de biraz önce açılış programında Cumhur İttifakı'nın ruhuyla alakalı, nasıl muhtevasının nasıl meydana geldiğiyle alakalı bilgi verdiniz. Biz de 15 Temmuz sürecinden sonra liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in duruşu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuyla birlikte aramızda iki parti arasında bir ruh meydana geldi. Ve Ereğli'de de bu ruhun devamı noktasında Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda biz de Cumhur İttifakı'nın yanında olacağız. Bundan hiç kuşkunuz ve hiç şüpheniz olmasın. 31 Mart'ta da tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ve partilerimizle birlikte Cumhur İttifakımızın adayı Adem Erdal Beyefendi'ye destek vereceğiz. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. Ben her gittiğim programda şunu söylüyorum. Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teminatı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu, kurmuş olduğu bu ittifakı sonuna kadar koruyacağız, sonuna kadar destekleyeceğiz. Sözü fazla uzatmadan Sayın Bakanımıza, tekrar şehrimize hoş geldiniz der. Siz değerli kıymetli misafirlere de saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bakanım, çok değerli milletvekillerim, Sayın İl Başkanım,
Büyükşehir Belediye Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli ilçe başkanı, AK Parti ilçe başkanımız, Konya'dan gelen il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, teşkilatımızın tüm kademelerindeki çok değerli dava arkadaşlarımız. Bu veba yemeğine hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün güzel bir program gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun, gönüllerimizdeki sıcaklık, birliğimiz, beraberliğimiz noktasında şükürler olsun, Rabbimize hamd ediyoruz. Sayın Bakanım, İl Başkanım, Milletvekillerim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Nereğli Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım ve çok kıymetli bugün faal olarak görev yapan ve geçmişte görev yapan teşkilat mensuplarınız, hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki 18 yıldır bir siyasi parti olmanın ötesinde bir dava hareketi olarak milletin takdiri, hakkın yardımıyla günden güne büyüyerek ülkemize hizmet eden AK Parti'mizin siz değerli gönüldaşları ile birlikte olmaktan dolayı çok bahtiyarım ve bir o kadar da heyecanlıyım. Heyecanlıyım çünkü samimi bir gönüldaş olmakla birlikte siyasi bir görev yürütmek açısından aranızdaki belki en yeni neferim. Bahtiyarım çünkü gönül verdiğim davanın en önemli, en kutsal görevlerinden biriyle şereflendirilmiş bulunmaktayım. Bir kardeşiniz olarak tevazu ile huzurlarınızdayım. Çünkü sizlerin emeklerine, bu memleket davasında harcadığınız mesaiye gıpta ediyorum. Saygı ve minnet duyuyorum. Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikatten yana bakın siz. Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, il başkanım, büyükşehir belediye başkanım, çok değerli teşkilat mensuplarımız, misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Abdurrahim Karakoç'un bu şiiriyle sizleri selamlıyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. Değerli hemşerilerim, 31 Mart'ta bir seçimimiz var. Demokrasi şöleni, hep beraber bu şöleni yaşıyoruz. Demokrasinin temel unsurlarından bir tanesi seçimlerdir elbette. İrademizi ortaya koyacağız ve bizi yönetenleri, yöneticilerimizi, şehrimizin emirlerini seçeceğiz. Bunun için yoldayız. Bugün bunun için buradayız. Bugün bütün teşkilat mensuplarımıza, bugüne kadar emeği geçenlere, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış kardeşlerimize buradan selam ediyorum. Buraya katılan, destek veren bütün kardeşlerimize, sivil toplum örgütlerimize selam ediyorum. Çünkü bu dava bir ittifak davası, millet davası, cumhur ittifakı davası, ülkenin gelecek davası, beka davası. Onun için biz bir araya geldik. Onun için memleketi, milleti, devleti, geleceğimizin bekasını düşünen her iki parti, Cumhuriyet, her iki parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nı oluşturdu. Her iki partinin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin oluşturmuş oldukları, milletin bekası için oluşturdukları bu Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu iradeyle hem teröre karşı
İçeride FETÖ terör örgütüne karşı, yine PKK terör örgütüne karşı, sınırın ötesinde PYD terör örgütüne karşı, yine dünyada oluşturulmuş ülkemize karşı şer odaklarına karşı oluşturulmuş bir ittifaktır. Bu ittifaka sırt çevirmek, işte bu milletin geleceğine sırt çevirmektir. Onun için biz bu ittifaka sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi mezara kadar, pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu milletin beka sorunu olduğu sürece bu yola birlikte devam edeceğiz. Herkes bu ittifaka sahip çıkacak. İşte bu ittifakın sonucunda baştan ifade ediyoruz. Diyoruz ki madem ki milletin bekası meselesi var, o zaman sadece seçimler için ittifak yapmış değiliz. Ama bugün seçim var. Bu seçimde de bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye, bütün Konya'ya, bütün Ereğli'ye göstereceğiz ki ittifakla belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve biz birbirimize sahip çıkacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bunun için sahip çıkacağız. Değerli kardeşlerim, 31 Mart seçimlerinde ittifak adayı Ereğli'den Adem Erdal kardeşimiz hep beraber inşallah 31 Mart'ta seçip yolumuza devam edeceğiz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde de ittifak adayımız Uğur İbrahim Altay hep beraber seçip yolumuza devam edeceğiz. Konya'nın 31 ilçesinde de yine ittifak adaylarını hep beraber destek verip seçip yolumuza devam edeceğiz. Halkapınar'da da seçeceğiz ittifak adayını. Emirgazı'da da seçeceğiz. Karapınar'da da seçeceğiz. Konya'mızın diğer ilçelerinde de destek verip seçeceğiz. Belediye başkanım, belediye başkan adayımız, değerli teşkilatımız, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, değerli hemşerilerim, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün sabah Konya'daydık ve Konya'nın geleceğine, Konya'nın sanayisinin geleceğine ilişkin çok önemli bir protokolü imzaladık. Küçük sanayi sitesi, eski sanayi diye bildiğimiz alanı şehrin dışına taşımak suretiyle 3100 bağımsız bölüm inşaatı gerçekleştireceğiz. Ve şehrin içindeki çöküntü sanayi alanlarını şehrin dışına çıkararak şehirdeki yaşam kalitesini arttıracak çok önemli bir projeyi birlikte valimiz, Büyükşehir Belediye'miz ve bakanlığımız, toplu kontrolcü başkanlığımız eliyle yapacağız. Bu önemli projenin imzasını attık. Çok teşekkür ederim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bu imzasını attığımız proje, değerli hemşehrilerim, yaklaşık 1 katrilyonluk proje. Eski parayla 1 katrilyon, şu an 1 milyar liralık proje. Bu projeyle birlikte Konya'nın, bölgenin, sanayisinin gelişmesine çok önemli bir katkı sağlayacak ve şehrin içindeki kentsel dönüşüm problemini çözecek. Bu imzayı attık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Konya'mıza, Ereğli'mize, Karapınar'ımıza, tüm bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii bizim biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımıza, hemşerilerimize layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüze çalışıyoruz. Bugüne kadar 40'ın üzerinde şehrimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde şehrin ihtiyaçlarını, problemlerini masa etrafında, bu bildiğiniz masa etrafında belediye başkanımızla, valimizle, teşkilatımızla birlikte konuştuk ve aynı masa etrafında karar almak suretiyle de bizim şehrin problemlerini, sorunlarını o masada çözmeye çalıştık. Eyvallah, eyvallah. Siz bizim gururumuzsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Tabii biz
gecemizi gündüzümüze katıp çalışırken siz değerli teşkilatımızı her zaman arkamızda hissettik. 16 yıldır her zaman dik durdunuz, milli bir duruş sergilediniz ve liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman desteklediniz. Gezi Parkı sürecinde de desteklediniz, darbe girişiminde de desteklediniz ve hala destekliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün çok önemli bir gün. Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Allah ona uzun ömürler versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin diliyorum ben. Tabii gücünü milletten alan ve kurduğu kadroları AK Parti'miz sadece bir siyasi parti olarak değil, bir direniş ve uyanış hareketi olarak kurmuştur. Davamıza gösterdiğimiz sadakat ve vefanızdan dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii AK Parti sadece bir parti değil, bir ailedir. Bu davaya gönül vermiş her bir kardeşimiz bu hareketin vazgeçilmez bir parçasıdır. AK Parti olarak bizi burada tutan temel unsurlar ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, aziz milletimize olan sevdamızdır. AK Parti vefanın adıdır. AK Parti aziz milletimize vefa gösteren, toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmeden topyekün tüm Anadolu'yu kucaklayan bir siyasi anlayıştır. AK Parti yalnızca misak-ı milli sınırları içerisinde değil, evladı Fatiha'nın mirası topraklarda ve tüm mazlum coğrafyalarda vefanın adıdır. Somali'den Myanmar'a, Filistin'den Haiti'ye kadar nerede bir zulüm, nerede bir acı varsa AK Parti oradadır, AK Parti kadroları oradadır. Ve vefanı gösterir ve yardım elini uzatır. İşte o yüzden ki AK Parti sadece değerli hemşehrilerin bizi ilgilendirmiyor. Filistin'i de ilgilendiriyor, Myanmar'ı da ilgilendiriyor, dünyadaki tüm mazlumları ilgilendiriyor. İşte bu seçim, 31 Mart seçimleri çerçevesinde kurduğumuz bu ittifakta sadece ülkemizi ilgilendirmiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kurduğumuz ittifak, konuşmamda bugün de ifade ettim. Kapalı kapılar ardında bir masa etrafından kurulmuş bir ittifak değildir. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu bayrağın, bu devletin birliği, beraberliği için o gece can verilmiştir, kan verilmiştir. Ve o gece tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye şu mesaj verilmiştir. Biz davamızın, bayrağımızın arkasındayız ve vatanımızı hiçbir şekilde böldürmedik, böldürmeyeceğiz. İnşallah bu kutlu yürüyüş 2053 yılında, 2071 yılında, 100 sene sonrasında, 50 sene sonrasında tüm şehirlerimizin planlarını, kalkınmasını içerecek çok önemli bir yürüyüş olacaktır. Tabii biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçim öncesinde manifestomuzu açıkladı. Bu manifesto çerçevesinde 11 madde açıkladı. 11 maddenin 8 tanesi değerli hemşehrilerim bakanlığımızla alakalı. Nedir bu maddeler? Birincisi bütün şehir planlarını mekansal strateji plan çerçevesinde, ulusal mekansal strateji planımızı hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde tüm Türkiye'nin 50 yılını, 100 yılını planlıyoruz. Ve bu plan içerisinde turizm alanları, tarım alanları, sanayi alanları, tekstil alanları hepsi ayrı ayrı yer alacak. Ve şehirlerin 50 yılı, 100 yılı o plan çerçevesinde çözülecek. Bu planlar hakkaniyet çerçevesinde olacak ve siz vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde olacak. Sizin rızanız olmayan hiçbir plan yapılmayacak, yaptırılmayacak. Kentsel dönüşüm. Tabii ülkemiz bir deprem bölgesi. Bugüne kadar
birçok canımızı kaybettik. Bu depremlerden çok acılar çektik. Çok ocaklara ateş düştü. İstiyoruz ki bundan sonra hiçbir ocağa ateş düşmesin. Hiçbir annemiz, anamız ağlamasın. Ve bu kentsel dönüşüm sürecini vatandaşımızla el birliği içerisinde çözelim. Bu vesileyle biz 81 il valiliğine bir genelge gönderdik. Bu genelgede dedi ki riskli ne kadar binanız varsa, ne kadar alanınız varsa bize 3 ay içerisinde bu alanları tespit edip göndereceksiniz. Biz de bu riskli alanları en acilinden, en öncelikli alandan başlamak suretiyle kentsel dönüşüm sürecini tüm Türkiye'de başlatacağız. Hedefimiz her yıl 300 bin konut yapmak ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştürmek. İnşallah önümüzdeki 20 yıllık süreçte de tüm şehirlerimizdeki riskli binaların tamamının dönüşümünü sağlamış olacağız. Diğer bir önemli konumuz biliyorsunuz her ilimize en az bir tane millet bahçesi yapmak. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekare bölü kişiye çıkarmak hedefindeyiz. Bu hedef doğrultusunda hem ilk 100 günlük hem de 200 günlük planlar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok ilimizde millet bahçeleri açtık ve açmaya da gayret gösteriyoruz. Bugün Ereğli'mize de dedik ki güzel bir millet bahçesi yakışır. 100 bin metrekarelik alanda Ereğli merkezinde çok güzel bir millet bahçesini Ereğli hemşehrilerimize kazandıracağız. Bunun da imalatını Toplu Komitesi Başkanlığımız yapacak ve Ereğli halkımızdan, vatandaşımızdan hiçbir kuruş almadan içinde millet bahçesinin içinde millet kıraathanesinin olduğu, yürüme yollarının olduğu, bisiklet yollarının olduğu çok önemli bir projeyi de Ereğli'mize kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun. Tabii kentsel dönüşüm sürecini biz sizlerle, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Tabii kentsel dönüşümle alakalı da Ereğli Belediye Başkanımızın başlattığı, inşallah devamında da Adem Başkanımızın sürdüreceği çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini de hayata geçiriyoruz. Bunun da sürecine ilişkin çalışmayı bakanlığımız bünyesinde, altyapı kentsel dönüşüm genel müdürümüz bünyesinde götürüyoruz. Tabii sadece kentsel dönüşüm millet bahçesi mi? Hayır. Biz bakanlık olarak şehirlerimizin düzenli depolama tesislerini, atık su arıtma hizmetlerini 2023 yılına geldiğimizde tüm vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. 2023 yılında şehirlerin tamamına atık su arıtma hizmeti vereceğiz. 2023 yılına geldiğimizde şehirlerimizin tüm nüfusuna düzenli depolama hizmeti vereceğiz. Ve bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an düzenli depolamanın %75'i Türkiye nüfusuna veriliyor ve yine aynı şekilde atık su arıtma hizmeti de %88'ine veriliyor. Kalanını da inşallah bu önümüzdeki 5 yıllık süreçte tamamlayacağız ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çevremizi, doğamızı, şehirlerimizi daha iyi koruyacak, altyapıyı daha iyi hale getireceğiz. Bu altyapıyla alakalı tabii atık su arıtma tesisleri. Şimdi burada masada oturuyoruz. İşte muhtarlarımız, belediye başkanlarımız diyorlar ki işte bizim köyün yolu eksik, stabilize, efendim altyapısı yok. İçme suyu, daktil borular, bunun yenilenmesi lazım. Efendim arıtma tesisimiz yok, camimiz yok, köy konağımız yok. Sayın hemşehrilerim, ben lafı çok dolandırmayı sevmem. Şunu net söyleyeyim. Bu söylenen, istenen taleplerin tamamı bizim bakanlığımızla alakalı. Bizim bakanlığımızla ilgili 16 genel müdürlüğümüz, bir de başkanlığımız var. İçme suyu, atık su, yeşil alan düzenlemesi, kentsel dönüşüm, sosyal konut uygulaması, aklınıza şehirle alakalı ne geliyorsa bizim bakanlığımız bünyesinde. Şimdi Uğur Başkanımız anlattı, başkanımız, belediye başkan adayımız da aynı şekilde tekrarladı. Diyoruz ki biz ülkemize hizmet edeceğiz. Ereğli'mize hizmet edeceğiz. Konya'mıza hizmet edeceğiz. Dolayısıyla Ereğli'de belediye başkanımızı destekleyeceğiz. Ereğli belediye başkanımız Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız içerisinde uyum içerisinde çalışacak.
Onlar da bize, Ankara'ya, milletvekillerine, bakanlarına diyecekler ki bizim bu eksiğimiz var, bu eksiğinizi yapın. Biz de diyeceğiz ki biz milletimize hizmet etme aşkıyla, hizmet etme sevdasıyla zaten yanıp tutuşuyoruz, memleketimize hizmet edeceğiz. İşin özü bu. Sadece bunlar değil, tabii Milli Emlak Genel Müdürlüğü bizim bünyemizde, bakanlığımız bünyesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile birlikte hazine arazilerini, atıl hazine arazilerini kiralanması işini, sürecini yürüttük. 218 bin çiftçimizi ilgilendiren süreçte tam 185 bin çiftçimiz bu başvuruları yaptılar ve şu anda işlemleri devam ediyor ve bu 185 bin çiftçimiz aynı zamanda devletimizin verdiği tüm desteklemelerden de faydalandılar. Hayırlı uğurlu olsun tüm çiftçilerimize, tüm memleketimize. Bunun dışında yine köylerimizde mera vasfında gözüken ancak fiilen mera olmayan alanlar var. Bu alanlara ilişkin de hem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze talimat verdim. Aynı şekilde Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz de bu süreci çalışıyor. Konya'da, Ereğli'de, Karapınar'da tüm köylerimizde hazine arazileri üzerinde yapılaşmış köylerimizde mera vasfındaki alanların tescil dışına çıkarılması suretiyle yine kullanan vatandaşlarımıza satılma sürecini de yine bu genel müdürlüklerimiz yürütecek. Bunları da en kısa zamanda belediye başkanlarımız, muhtarlarımızla birlikte bize iletecekler. Biz de bunları kısım kısım inşallah çözüyor olacağız. Bugün Ereğli'mizde biliyorsunuz Güneş Enerji Santrali'nin nikah salonunun ve kapalı pazar yerinin açılışını gerçekleştirdik. Bu projelerde gerçekten Ereğli'mizin ihtiyaç duyduğu çok önemli projelerdi. Biz önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık süreçte Ereğli'mizin nüfusunu arttıracak, inşallah ileriki süreçte il haline getirecek çok önemli projeleri de burada birlikte yapacağız. Tabii sadece Ereğli'mi değil, Halkapınar'da, Emirgazi'de de çok önemli projelerimiz var. Halkapınar'a ve Emirgazi'ye de bu projeleri bu süreçte Toplu Komitesi Başkanlığımızca, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce ihtiyacı olan, bugüne kadar ne yaptıysak, 2002'den bugüne kadar ne yaptıysak inşallah bu bayrağı daha yukarı çıkarmak suretiyle ilçelerimizi, şehirlerimizi, köylerimizi kalkındıracağız. Bu vesileyle tabii bu süreçte çok güzel hizmetleri olmuş Ereğli Belediye Başkanımız Özkan Özgüven Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Hepinizden de bir alkış rica ediyorum. Başkanım bir ayağa kalkarsan alkışlayalım seni. Çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Ve inşallah bundan sonraki süreçte başkanımızdan aldığı bayrağı, Özkan başkanımızdan aldığı bayrağı çok daha yukarıya çıkaracak Cumhur İttifakı'nın adayı Adem Erdal Bey'i de tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Biz inşallah 31 Mart akşamı Ereğli'den bir zafer sesi duymak istiyoruz. Ereğli'den çok güçlü bir ses duymak istiyoruz. Biz bir hemşehriniz olarak, bir bakanınız olarak inşallah sizin desteklerinizle Ereğli kalkındıracak projeleri yapacak hem belediye başkanımızla hem de milletvekillerimizle birlikte hareket edeceğiz. Tabii bu işin bir ayağı da biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da adayımız Uğur İbrahim Altay. Uğur İbrahim Başkan, Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde bu şehre çok güzel hizmetleri oldu, çok önemli eserler kazandırdı. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah artık Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde de geçmişte ilçe belediyesinden aldığı tecrübeyle o bayrağı daha da yukarıya çıkacak ve Konya'mızın, bölgemizin, Ereğli'mizin, Karapınar'ımızın, Beyşehir'imizin, Seydişehir'imizin kalkınması adına çok önemli projeleri bir master plan çerçevesinde artık hesap edeceğiz. Şehirlerimizi büyütürken, köylerimizi, ilçelerimizi kalkındırırken bir plan üzerinden yapacağız. Kentsel dönüşümün de bir planı olacak.
tarım arazilerinde bir planı olacak, turizminde bir planı olacak ve acil öncelikli işlerden başlamak suretiyle bütün bu söylediğim projeleri tek tek inşallah yapacağız. Burada Ereğli Belediye Başkanlığımız, Konya'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Ankara'da inşallah milletvekillerimiz ve biz bu işlerin takipçisi olacağız. Tabii CHP ne diyor? CHP diyor ki Mart'ın sonu bahar. Manifestosunu açıkladılar. Diyorlar ki Mart'ın sonunda bahar gelecek. Ya değerli hemşehrilerim, CHP döneminde hangi ilçede, hangi şehirde bahar geldi ki Mart'ın sonunda gelsin ya? Hiçbirinde. Onların biz belediyeciliğini biliyoruz. Pehlivan mindere çıkışından bellidir değerli hemşehrilerim. Onların belediyecinin kariyeri de sıfır, karneleri de sıfır. Biz inşallah onlardan aldığımız çöp, çamur, çukur belediyeciliğini Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında sosyal belediyecilik anlayışıyla Haliç'i temizleyerek, çöp dağlarını temizleyerek tüm milletimize gösterdik. 1994'te biz geldiğimizde göreve gazeteler maske dağıtıyordu. Sokaklarda su kuyrukları vardı. Çöp dağlarında birçok canımız, hayatımız kayboldu. Birçok vatandaşımızın canına mal oldu çöp patlamalarında. Biz geldik, hem Ümraniye çöplüğünü hem Halkol çöplüğünü ıslah ettik. Haliç'i boğazdan su getirmek suretiyle temizledik. İstanbul'un 40 yıllık su problemini çözecek Melen'den su getirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'un 40 yıllık su problemini çözdü. Sonra ne oldu? İşte o sosyal belediyecilik anlayışı tüm Türkiye'ye yayıldı, tüm Türkiye yeniden inşa edildi, tüm Türkiye yeniden imar edildi. Artık 17 yıllık bir tecrübeye sahibiz. 25 yıllık bir belediyecilik geçmişine sahibiz ve 31 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki artık bu seçimler gönül belediyeciliği seçimi olacak. Gönülden gönüle dokunacağız ve Konya deyince aklına ne gelir? Mevlana gelir. Mevlana deyince ne gelir? Gönül gelir. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri gönül belediyecilerini Konya'dan, Ereğli'den tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtacağımız çok önemli bir süreç olacaktır. Bu süreçte her gönüle dokunacağız. Her kalbe gireceğiz, her kapıyı çalacağız. İnanın siz bir kardeşiniz olarak, bir hemşehriniz olarak şunu, ben 40'ın üzerinde ile gittim. 100 tane de değişik ziyaret yaptım. İnsanlar bizden şunu bekliyorlar. Yeter ki onları samimi bir şekilde dinleyin. Yapabileceğinizi onlara söyleyin. Yapamayacağınızı da nedenlerini açıklayarak söyleyin. Onlar sizden başka bir şey beklemiyorlar. Samimiyet bekliyorlar. Tevazu bekliyorlar, hoşgörü bekliyorlar. İnşallah biz de bu samimiyeti tüm Türkiye'de göstermek istiyoruz. 31 Mart akşamı Karapınar'da, Ereğli'de, Konya'da 24 Haziran'ın çok daha üzerinde bir oyla. Allah razı olsun. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sağ olun. İnşallah 31 Mart akşamı tüm şehirde, tüm ilçelerimizi, 31 ilçemizi de almak suretiyle AK Parti'nin zaferini, AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'nı tüm Türkiye'ye Konya'dan göstereceğiz. Bu vesileyle yoğun geçecek seçim çalışmanızda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum. Önce millet, önce memleket diyorum. Memleket işi, gönül işi diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hediyesi olacak. Hızlı bir şekilde onları alalım. Şimdi çok değerli protokolü, belediye başkanımı. Doğum günün kutlu olsun, huzur ana. Alkışlayalım, daha güçlü. Alkışlıyoruz. Güçlü alkışlarla.
Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Eva Pizza Cafe Bistro, İtalyan stili ince hamurlu, nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.